Eşkenar dörtgen ve eşkenar üçgen verildiği için yüksek e, bunların kenarları birbirinin aynısı arkadaşlar. Bu yüzden AD ile AE'nin eşitliğini görmemiz gerekiyor. Karşılıklı açılar birbirine eşittir. 72 olması için işte DAE'ye 12 kalır. Böylece XX olacak ve 180'den 12 çıkarsa 168, 84 olacak C şıkkı. Açı ortay, köşegen, açı ortay köşegen. Sonuçta arkadaşlar köşegenler dik kesişiyor ama aynı zamanda açı ortay olma özelliği de var. Dolayısıyla bir de paralellikten dolayı gördüğünüz gibi 90 derece artık alfa 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 alfa. Nereden bakarsanız bakın. Örnek HBC üçgeninde 3 alfa eşittir 90 alfa 30 derece oldu. Şimdi alfa 30 sa şuralarda böyle 30 30 90'ın karşısı 12 30'un karşısı 6 Böylece bu 30 derece, burası da 30 derece olduğu için 6, 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı da 3 oldu. Bakın cevap C şıkkı. Paralel kenarda değil ama eşkenar dörtgende köşegenler bu şekilde bakın birleşiyor. Köşeden köşeye geliyor ve bunlar açı ortay. Paralel kenarda böyle bir şey yoktu ama eşkenar dörtgende açı ortaydır aynı zamanda köşegendir. Bu yüzden de köşegenlerde dik kesiştiğinden öklit 3 çarpı 12 36 B şıkkı 6 oldu Şimdi eşkenar dörtgende arkadaşlar köşegenlerin Açı ortayı olduğunu unutmamak lazım çünkü Bunu kullanabiliyoruz bakın bu şekilde Yine böyle Açı ortayı bir görelim Sonra bir de köşegenler dik kesişiyor ondan da yararlanalım Köşegenler dik kesiştiği için 4 5 daha 9 o zaman yarısı 4.5 olacak bakın e, haliyle şuraya 0.5 kalır buraya da arkadaşlar 4.5 kalacak ve z'den dolayı veya paralellikten dolayı 90 olduğunu göreceğiz artık burası 0.5 değil de 1 bölü 2 diyelim daha güzel çarpalım 1 bölü 2 burası 9 bölü 2 çarpınca h kare eşittir p çarpı k'dan 9 bölü 4 Kare kökü de arkadaşlar 3 bölü 2 oldu. Demek ki şu 4'ün yüksekliği dışarıdan gelecek geniş açılı üçgen. 4 çarpı 3 bölü 2 bölü 2 arkadaşlar normal üçgenin alanı. Böylece bunlar gitti. 3 oldu E şıkkı. Sağ tarafa ve sol tarafa doğru 15'er derece döndürülmüş arkadaşlar. Burada eşkenar dörtgen olduğu için bakın buralar hep 60'ar er derece olacak. Dolayısıyla... Zaten D açısı 60. Buradaki ADB 1 açısı da 60 derece. Sola 15 derece. Sağa da 15 derece döndürüldüğünden aradaki açı kaç derece artacak? 30 derece. Dolayısıyla bizden beklediği G1, G2'yi şöyle bulabiliriz. Eşkenar dörtgenden eşkenar üçgene dönecek. Eşkenar üçgende ağırlık merkezinden geçen doğru aynı zamanda açı ortaydır. Yine aynı şekilde burada da ağırlık merkezinden geçen doğru açı ortay olacak. Burası da 30-30 gelecek. 3 tane 30 toplamda 90 derece oldu. Bunun bir kenarı 2 köküç olduğu için kenar ortay 2'ye böler köküç köküç. 30'un karşısı köküç olduğu için 60'ın karşısı 3. Dolayısıyla burası 1, 2. Yine aynı şekilde burası da 1, 2. Çünkü eş üçgen bunlar. Haliyle 2, 2, 2 kök 2 oldu. B şıkkı. Alan ABCD nedir denmiş. Eşkenar dörtgeni olduğu için arkadaşlar şimdi yükseklikler birbirinin aynısıdır. Yani E ile HB birbirine eşittir. Bu yüzden DCE üçgeninin e, dik üçgenlerden dik kenarlardan birisi diğerine eşit. Hipotenüsler zaten eşit. O zaman üçüncü kenarlar da eşittir. Yani DCE ile HBC eş üçgenlerdir. Bu yüzden F'yi çektiğinizde aslında burası açı ortaya olur arkadaşlar. Bundan dolayı kök 3 olacaktır. 60 derece. 30'un karşısı kök 3 ise 60'ın karşısı 3. 30'un karşısı kök 3 ise yine 60'ın karşısı 3 olur ve bu eşkenar dörtgenin bir kenarını 6 bulmuş oluruz. Sonra yine 90'ın karşısı da burada 2 kök 3 30 60 90'dan dolayı artık bakın yükseklik 3 kök 3 taban 6 alan 18 kök 3 oldu B şıkkı. 2AE kök 2AC verildiği için burada şimdi AE'ye kesirlerle uğraşmayayım çok küçük olmasın. AE 2K olsun arkadaşlar. Dolayısıyla 4K olduğu için burası da 2 kök 2K olacak. 4K olması gerektiği için haliyle buraya 2K yazdım. Sonra AC 2 kök 2K dediğimiz için eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar ve dik keser. Buralarda kök 2K. Kök 2K oldu. O zaman bakın 2K kök 2K'nın e, kök 2 katı. O zaman bu 45 45 90 üçgeni. X eşittir 45 B şıkkı. dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Bu yüzden bir köşegen 4 verilmiş. Diğerine F diyelim. Bölü 2 eşittir 16. Haliyle F buradan arkadaşlar sadeleştirirsek 8 olur. O zaman burada da Birbirini ortaladıkları ve dik kesiştikleri için 2, şurası 2, 2, burası da böyle 4, 4 deriz. Dikten dikindiği zaman öklit yapabilirsiniz. Haliyle 16 eşittir. 2 çarpı şuraya O diyelim. O, E. Böylece O, E 8 oldu. B, E'ye de 6 kaldı. Geniş açılı bir üçgen. Bakın B, E'nin yüksekliği C köşesinden inmeli. C köşesinden inen bu dik olan 4 birim yüksekliği olur. 4 çarpı 6 bölü 2 üçgenin alanı 12 oldu. A şıkkı. AB doğrusu çizelim dediği gibi talimatlara uyarak. Burada şimdi AB doğrusu 12 santim. Pergeli 10 santim açıp sivri ucunu önce A'ya getireceğiz. Sonra B'ye. İki tane çember. Yarı çapı 10 santim olan. Bakın biraz daha büyük yapalım hatta. Yarıçapı 10 santim olan iki tane çember. Birisi böyle. Diğeri de yine yarıçapı 10 olduğu için böyle bir çemberi çizelim şimdi. Bunları hatta şunu da aynı büyüklükte yapmaya çalışarak. Şimdi diğerine gel, diğer duruma geldiğimiz zaman kesişme noktalarına bakalım. C ve D diye söylemiş. Köşe noktaları A, C, B, D olan bir Gördüğünüz gibi dörtgen çizeceğiz. Tabii ki bu eşkenar dörtgen olacak. Çünkü yarıçaplar iki çemberde de onar santimde. ACBD dörtgensel bölgesinin alanı nedir diyor. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir ve birbirini ortalar. AB 12 olduğu için 6 6 bölünecektir. Yarıçap 10 olduğu için böylece bakın CD doğrusu da 16 oldu. Eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının yarısı. 16 çarpı 2 bölü 2 yani 96 oldu. Buradaki Pisagor'u da e, es geçmeyin bakın. Bu yüzden 6 ve 8 gördük. eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişiyor. İkincisi köşegenler birbirini ortalıyor. Bu yüzden aslında bakın bu bir kenar ortay. Bu da bir kenar ortay. O yüzden bu soru üçgende ağırlık merkezi sorusu esasında. 6 3 Kök 7, 2 kök 7. Orta noktalara bu yüzden paralel kenar ve eşkenar dörtgende dikkat etmek lazım. Haliyle arkadaşlar şöyle artık AB'yi bulmak için OB'ye ihtiyacım var. OB'yi de önce Pisagor'dan bulurum. 2 kök 7'nin karesi 28. 28'den 9 çıktı 19. OB kök 19 oldu. Şimdi OBA üçgeninde Pisagor yaparsak zaten kenarlar birbirine eşit olduğu için x'i buluruz. Burada da kök 19, 19. 9'un karesi 81, 100 oldu. Demek ki x olmuş A şıkkı. Dik üçgene dikkat edelim arkadaşlar burada alakasız bir dik üçgen var. BDE dik üçgeni. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım bakın. Burayı uzatacağım. Uzatma sebebim de şu. Şimdi uzattığımız zaman şöyle ve böyle birleştirdiğimizde sonuç olarak DC CB eşit ya muhteşem üçlüden buraya P dersek CP de bunlara eşit oluyor. Bu bir. İkincisi şu arkadaşlar yamuktan hatırlayın. E, C, D, B yamuğu olduğunda bu 12'ler birbirine eşit oluyordu. Bakın bir yamukta daha doğrusu paralellikte bu iki alan birbirine eşit olur. O zaman E, C, D, B'ye paralel olduğu için karşılıklı oranlar eşittir. D, E de E, P'ye eşit olur. Şimdi şuna da hemen dikkat etmenizi istiyorum artık. EB bir kenar ortay. Orta noktaya gidiyor çünkü. DC de bir kenar ortay. İki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezidir. F bu yüzden ağırlık merkezi. Buradan geçen üçüncü de kesinlikle kenar ortay olacak. Üç kenar ortay kesiştiğinde alan arkadaşlar 6 eşit parçaya bölünüyordu. Bu yüzden bakın hepsi 12-12-12 geldi. Bundan dolayı DCB 36, ADB de 36 alan 72 oldu E şıkkı.